Evet sayın seyirciler, dedik ki PFDK bugün toplanacak ve kararlarını da açıklayacak. Ne gibi cezalar uygun gördüğüne dair hem Koca'ya ilişkin hem de Ankara Gücü'ne ilişkin. Bir yandan da ligin 19 Ocak'ta başlayacağı söylendi ama acaba hakemler ne diyor bu karara, dönecekler mi sahaya? Gazeteci Hakan Gündoğar bizimle birlikte olacak. Ona yöneltelim sorularımızı. Hakan Bey merhaba, hoş geldiniz. Sayın Demirkol, iyi yayınlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle bugünkü PFDK toplantısından ne bekliyorsunuz? Tabii ki çok ağır bir ceza bekliyoruz. Hem para cezası hem de çok uzun süre, yani 465 gün olacak ihtimalle futboldan ben cezası, ama tabii bunun artırılarak devam edebileceğini de izleyicilerimize söyleyelim. Şöyle bir durum var. Dün akşam KRT televizyonunda gündem programında Ümit Karan, eski milli futbolcu, ve Deniz Ateş Bitner, yine eski milli hakem, bir program gerçekleştirdik. Yaklaşık 2,5 saat süren bir program. Çok değerli konuklarımız, hem avukatlarımız, hem psikologlarımız, hem gazeteci arkadaşlarımız yayınımıza katıldılar ve bu programda yaşanan hadiselerin hepsini masaya yatırdık. Dün Ateş Bitner şöyle bir açıklamada bulundu. Eski FIFA hakemi dedi ki, ben bazı hakemle görüştüm. Ve bu görüşmenin ardından dün Sayın Başkan Mehmet Büyüke'nin hakemlerle konuştuk. Maçlar 19 Aralık'ta başlayacak. Hakemlerimize konuştuk. Sahaya çıkacaklar açıklaması vardı. Bu açıklamanın gerçek dışı olduğunu dedi Deniz Ateş Bitner. Böyle bir görüşmenin olmadığını, hakemin bu görüşme talebini kabul etmediğini, Cuma günü Riva'da yapılacak kamp öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve hakemlerin bir araya geleceği. Şöyle, hakemler aralarında bir sözlü seçebilirler veya topluca Mehmet Büyükek ve yönetim kuruluyla konuşmak isteyebilirler. Fakat hakemlerin bazı şartları var. Özellikle sigorta. Hakemlerin sigortası yok. Bu yaşanan hadiselerin önüne geçilmesi, güvenliğin artırılması gibi. Maç sonunda hakemler üzerine yapılan konuşmaların daha az seviyeye indirilmesi, toplum önünde hakemlerin ön plana atılmaması ve birçok konu hakemler tarafından masaya yatırılacak. Cuma günü yapılacak toplantı. Tabii bugün çok önemli. Bugün Faruk Hoca'nın alacağı cezalar belli olacak, ama basın toplantısına dönecek olursak, dünkü basın toplantısında özellikle Sayın Mehmet Büyükekşi'nin, aslında bir insan değildi Faruk Hoca, nasıl böyle oldu, bir anlık sinirine hakim olamadı, hastalığı nedeniyle bir anda parladı ve açıklamaları çok tepki çekti. Ardından akşam saatlerinde Kulüpler Birliği bir toplantı gerçekleştirdi. Ve bu toplantının aslında bugüne yansımaları daha fazla. Sayın Başkan Ali Koç bazı açıklamalar yaptı. İçeride bazı kulüplerin Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetimine az sayıda da olsa destek verdiğini, bazılarının da yönetim kurulunun değişmesi yönünde fikir beyan ettiğini söyledi. Ama işin aslında daha da farklı boyutlarının olduğunu öğrendik. Şu anda iki kulüp haricinde bir son dakika var galiba Sayın Demirkol. Dilerseniz size bırakayım sözü. Öyle bir şey yok. Siz devam edin lütfen. Ben yanlış anladım. Rejiden sesler geliyor çünkü bana da. Evet, şöyle peki. Bir durum var. Şimdi iki kulüp haricindeki diğer kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu'nun değişmesi yönünde fikir beyan ettiler. Ve Sayın Bakan Osman Aşkın Bak'a bu durumu ilettiler. Biz yeni bir federasyon istiyoruz. Biz yeni bir başkan istiyoruz talebinde bulundular. Tabii bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonraki süreç çok büyük ihtimalle Türkiye Futbol Federasyonu'nun istifasına kadar gidecek. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarın istifa edeceği söylentilerinin oldukça arttığını belirtelim. Yarın çok büyük bir sürpriz olmazsa Türkiye Futbol Federasyonu bir seçim kararı alacak ve Ocak'ta genel kurul yapılması çok kuvvetli ihtimal olduğunu söyleyelim. Dünkü yapılan Kulüpler Birliği ve bu söylediğiniz gelişme Büyükekşi'ye rağmen bir gelişme midir? Büyükekşi'nin de içinde olduğu bir karar mıdır? Bu federasyona ilişkin gelişmeyi bir detaylandırır mısınız? Hemen detaylandırayım. Olayın yaşandığı pazartesi akşamı Sayın Büyükekşi gece geç saatlerde ivedilikle bir açıklama yaptı, hatırlarsınız. Maçların ertelenmesi, alınacak kararlarla ilgili. Bu doğrultuda dün Kulüpler Birliği yapmış olduğu açıklamada şunu söyledi. Dedi ki, bizim bu karardan haberimiz yok. Bize kesinlikle danışılmadı. Ve Sayın Büyükekşi FIFA, UEFA, İngiltere ve Almanya'daki kendilerine gelen
destek mesajları için teşekkür etti. Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç dedi ki hem bize sormadılar hem de bizim kulüplerimizin, teknik direktörlerimizin, taraftarlarımızın, futbolcularımızın yapmış olduğu destek mesajlarını kesinlikle dile getirmediler. Biz bundan çok rahatsız olduğumuzu Sayın Bakan'a ilettik. Şimdi aynen sizin de söylemiş olduğunuz gibi Mehmet Büyükekşi'ye rağmen artık Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçim süreci başlamış durumda. Çünkü kulüplerin isteği bu yönde. İsteyen kulüpler arasında 4 büyük kulübümüz de var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor. Hı hı. Bu kulüplerin isteği doğrultusunda Sayın Bakan'ın Sayın Büyükekşi ile görüşme yapması bekleniyor ve bu görüşmenin ardından da yeni bir seçim kararının alınmasını beklediğimizi aktarabilirim. Evet, ne zaman netleşir bu, yani buradaki sürece ne zaman düğmeye basılmasını bekliyoruz? Ben yarın akşam saatlerinde bu kararın çıkmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü az önce de belirtmiş olduğum gibi hem futbolun tüm paydaşları Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çok rahatsız. Bu rahatsızlığın sebebi de şu, onu da söyleyeyim. Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamada şu var. Diyor ki herkesi suçladı Sayın Başkan, sadece kendilerinde bir kabahat bulmadı. Bakın açıklamasına, medya suçlu, takımlar suçlu, yöneticiler suçlu, yorumcular suçlu, herkes suçlu. Bizse elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz açıklaması var. İşte milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. 2032 İtalya ile beraber gerçekleştiriyoruz. Bunların hepsini bir arada yaptık ama biz Halil Umut Meler'de yaşanan şiddet olayında asla suçlu değiliz İmajını çizdiği için kulüpler bundan çok rahatsız. Peki kulüpler kendi öz eleştirilerini yaptıklarında sizce onların toplantısından ve önümüzdeki döneme ilişkin alacağı kararlardan söz ettiğimizde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Kulüplere düşen yok mudur? Kulüplere düşen tabii ki var. Kulüplerde düşen şu aslında, biliyorsunuz maç sonları, her maç sonrasında hakem konuşuyoruz. Hı hı. Hakem konuşmamızın en önemli etkenlerinden bir tanesi kulüplerin başkanlarının ve yöneticilerinin yapmış olduğu açıklamalar oluyor. Ve bu açıklamalar neticesinde televizyon kanallarında yorumcular, gazeteciler hakemlerin üzerinden eleştiri yapıyorlar. Bunu minimize edeceklerini dünkü toplantıda konuştular. Hı. Ve bu doğrultuda da daha az artık hakemlerle ilgili açıklama yapma kararı aldılar. Çünkü hakemlerin yaşamış olduğu şu anda çok ciddi bir travma var. Ve hakemler maça çıkmak istemiyorlar. Evet, ve çıkmayacaklar diyorsunuz 19'unda. Şöyle, yarın eğer yapılacak toplantıda, yani Merkez Hakem Komitesi değil, lütfen yanlış anlaşılmasın. Şunu söyleyebilirim, dün yayınımızda KRT'de yayınlanan gündem özel programında eski FIFA kokartlı bir hakem Deniz Ateş Bitner şunu söyledi. 98 yılından beri hakemlik yapıyorum. Hakemlik camiasının içerisinde bulunan hiçbir hakem bu kadar bütünleşmemişti, bu kadar birlik olmamıştı. Eğer bu birliktelik devam ederse sigortaları, yaşanacak şiddetin önüne geçilmesi gibi bazı maddeler kabul edilirse salı günü maça çıkarlar. Hı hı. Ben bunların kabul edileceğini düşünüyorum. Sayın Mehmet Büyükekşi görevden ayrılmamak için ben bu kararları kabul edeceğini düşünüyorum ama az önce de belirtmiş olduğum gibi ben yarın akşam Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir seçim kararı alınmasını bekliyorum. Peki Ankara Gücü için ne bekliyorsunuz bugün ceza anlamında? Ankara Gücü'ne sağ kapatma ve para cezası verileceğini düşünüyorum. Peki. Ciddi para cezası ve sağ kapatma cezası verecek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Hakan Gündoğar. Görüşmek üzere diyelim size.